Al bakayım şunu da. Bu son. Okula geç kalacağız. Tamam, ben hazırım. Hı, ben de hazırım. Hadi gidelim. Senin gelmene gerek yok. Ben hallederim. Ay niye canım? Ben de gelmek istiyorum. Hocaya söz verdim. Geleceğim dedim. Hı, ben izah ederim. Sen işlerini hallet. Ya baba, annem neden gelmiyor? Çünkü annen Saniye teyzene yardım ettiği için yorulmuş. Dinlensin diye söyledim ama çok istiyorsa gelebilir. Yok, gelmek istiyorum. Tamam o zaman. Ben çantamı alıp geliyorum. Fırla. Nejat. Efendim? Kayra gelmeden bir konuşabilir miyiz? Neyle ilgili konuşacağız? Dünle ilgili, özel olarak. Konuşalım da. Okuldan sonra konuşuruz o zaman. Tabii tabii. Kayra, hazır mısın? Geldim. Hadi bakalım. Hazırım. Al bakalım gözlüğünü. Güle güle hadi. Ne diyorsun kız? Ben bir yere gitmiyorum. Asıl sana güle güle. Tamam hadi, neyse, bay bay. Sevmiyorum. Ne sevmiyorsun Boncuk? Ha? Kayra geliyor. Herkes bize bakıyor. Öyle mi küçük hanım? O zaman sen de bana bak bakalım şimdi. Biz şimdi öğretmenin yanına gidiyoruz. Bakalım ne yaramazlıklar yapmışsın. Sen de doğru arkadaşlarının yanına usulsüz oyna. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Fırla. Nereye? Aylin. Heh. Hadi gidelim, geç kaldık. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sude Batı'yı öpmüş, Batı da zorla ağlamaya başlamış. Annesine şikayet etmiş Batı, Sude beni öptü demiş. Annesine niye şikayet ediyorsa? Nejat, önce biz mi konuşsaydık? Konuşalım. Nejat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Ne zamandır görmüyorduk sizi buralarda? Evet, işler biraz yoğundu bu ara. Aylin Hanım'ı sık sık görüyoruz. Ama ne güzel, bu sefer birlikte gelmişsiniz. Olanları duydunuz mu? Hayır, kötü bir şey mi oldu? Kızlardan bir tanesi bir oğlanı dudağından öpmüş. Yazık, o da ağlamış. Gidip annesine anlatmış. Annesi oğlum üzüldü, ağladı diye ortalığı ayağa kaldırmış. İleride o kızları öpemiyor diye ağlayacak. Yani ne var bunda canım? Çocuklar sonuçta, kızın içinden gelmiş, öpmüş. Hem öpmek sevgi göstergesidir değil mi? Nejat Bey daha farklı düşünüyor galiba. Yani aslında... Nejat Bey, Aylin Hanım. Buyurun, sizinle devam edelim. Ah, geliyoruz. Belki sonra bu sohbete devam eder misin? Tabii tabii, görüşmek üzere. Ya öpmüş öpmüş. Ne var ki bunda? İnsan sevince öpmez mi? Ben de annemi babamı öpüyorum. Böyle öpüşmeler gizli olur. Annem babanı öperse bile sen görmezsin. Kayra'dan çok memnunum. Son iki aydır inanılmaz bir değişim gösterdi. Çok güzel. Artık kimseyle kavga etmiyor. Arkadaşlarıyla gayet uyumlu. Kendiyle barışık. Dersleri de çok iyi. Yani Aylin Hanım, siz geldiğinizden beri Kayra gözle görülür bir aşama kaydetti. Sınıfta sık sık anne babasının aşkından bahsediyor. Artık sizin aşk hikayenizi biz de biliyoruz. Gerçi her şey ortada. Ne bay bay? Esiriz. Görüşürüz. Benden sıkı çıkarmayayım. Hadi koş. Yaramazlık yapmak yok. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapalım şimdi? Yani ben şirkete gideceğim. Seni de bırakayım mı diye soruyorum. Senin işlerin var tabii. Doğru. Mahalleye bırak beni o zaman. Hadi tamam, gel. Ya çok komik değil mi ya? Kız gelmiş pat diye öpmüş çocuğu. Pardon, bir dakika. Efendim Nejat Bey? Ayşe.
Hande'nin hazırladığı yarı yıl raporunu bana bir okur musun? Hepsini mi okuyayım Necat Bey? 7 sayfaydı diye hatırlıyorum ben. Evet okuman lazım. Benim zaten bunları bitirmiş olmam gerekiyordu. En azından şimdi yoldayken senden dinlerim, zamandan kazanmış olurum. Başlıyorum o zaman Necat Bey. Başla. Ay ciddi değilsin herhalde, 7 sayfa diyor ya. Zamanı değerlendiriyorum, ne var? Zamanı değerlendiriyorsun. Bir şey mi dediniz Necat Bey? Aa, yok, ailem bir şey söylüyordu da seni dinliyorum. Başla. Kayragöz 2019 yarı yıl raporu. Hazırlayan Hande Eymen.